Hanımefendiler, beyler, beyefendiler çok teşekkürler geldiğiniz için. Hepiniz hoş geldiniz. Dore Müziğin bu Çinili Han konsept mağazasındaki konserler, söyleşiler, soru cevaplardan yine bir tanesinde hep birlikteyiz. Şimdi şahane grup arkadaşlarımızı davet etmeden iki tane kısa notum var. Bir, size verilen küçük formları doldurduğunuz takdirde işte mail adresi vesaire çok da önemli ayrıntı değil. Bugün hemen yapılacak işte çekiliş sonunda iki tane, üç tane armağan alacaksınız. Bu bir. İkincisi, çıkışta Çinili Han logomuz var. Orada hashtag Çinili Han Dore Müziği'nin önünde bir fotoğrafınızı eğer eklerseniz yarın da yeni bir takım armağanları size hediye etmek istiyoruz. Süper bir ekip aramızda. Hepsi benim müzisyen arkadaşım, yoldaşım. Çok da vaktinizi almadan sevgili Sarp Madeni, Alper Sönmez'i, Volkan Öktem'i davet ediyorum. Buyurun. Thank you.
Reis. Hoş geldin. Seni akor gittiği için parçayı burada kesiyoruz. Ve soru alıyoruz. O sırada ben tel değiştiriyorum. Ve ne kadar hızlı tel değiştirilebiliyor. Bu konuda da küçük bir rekor denemesi yapıyoruz. Sonra da mikrofon geldi. Eğer sonra konuşmalar bizim sonra. Harika aslında. Aslında ben şu teli... Ses. Nihat. Biraz daha iki mikrofon açacağız. Ses. Açık. 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 Ses. Ses. İyi akşamlar. Evet. Gördüğünüz gibi Maden Öktem Erşenmez. Bu şekilde çalıyoruz, bu şekilde diziliyoruz. Sarp, kaç numara tel kullanıyorsun? 45. Bir şeyler mi anlatalım yoksa siz bir şeyler mi sorun, nasıl olması gerekiyor bu? Ben de çok emin değilim. Sorusu olan var mı içimizde? Ya da ilerleyen dakikalarda olursa çekinmeseniz. Volkan Bey'e geliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu etkinliği böyle bireysel enstrümanlara yönelik özel sorular da olabilir ama daha çok böyle işte biz beraber grup müziği yaptığımız için burada böyle bir imkan var. Onun üstünden de yürüyebiliriz. Sorularınızı daha çok hani besteler, beraber çalımlar üzerinden de sorabilirsiniz. Bireysel sorularınız da bas, gitar, davul ve gitar olarak da yöneltebilirsiniz. Sizler için buradayız. Değerini bilin. Lütfen sorularınızı çekinmeden sorun. Biz de sizlere cevap verelim. Keyifli bir akşam geçirelim. İlk soru... Mikrofon verir misiniz arkadaşım? Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben şunu merak etmek istiyorum. Yani biz de uzun zamandır sizin kadar olmasa da müzikle uğraşan insanlarız ama... insanlar belli bir konuda ön plana gelmek için ya da ne bileyim hani kendilerini göstermek için hep popülaritenin altında yazıyorlar. Çok daha basit şeyler sergiliyorlar. Siz gerçekten hani müziğin kalitesinde yani bu kadar ucunda olan insanlar olarak da hani bu şekilde nasıl geldiniz ya da gelmek isteyenlere herhangi bir tavsiyeniz var mı? Çünkü yaptığınız iş bizim ülkemiz şartlarında bakılırsa hani bu tarz müzikle bu kadar yüksek planda olmak gerçekten hani önünüzde eğilecek bir durum. Tavsiyeleriniz ya da olmamız gereken bir nokta varsa bunları dinlemek istedim size. Yani aslında ilk cevap olarak şunu vermem daha doğru herhalde. İlk derdimiz müzik. Yani hep böyle oldu zaten. Her zaman enstrümanımızı en iyi nasıl ifade edebiliriz? En iyi şekilde nasıl söyleyebiliriz? Ya da en keyif aldığımız şekildeye dönüştü o daha sonra. Yani ilk başta daha çok etiksel bazlı oldu bu işler. Teknik açıdan belli bir yerlere geldikten sonra daha sevdiğiniz şeyleri çalmaya başlıyorsunuz ve daha hayalinizde kendinizi rahat hissettiğiniz ve sahnede ya da albümde bir kayıtta olabilir. En kendinizi mutlu hissedeceğiniz yüzeyi seçiyorsunuz. O stilde devam ediyorsunuz. Yani aslında çok böyle popülerizm ya da o bu şekilden daha çok insanın kendi istediği şeyin üstlerine gitmesi çok daha önemli. Hem enstrüman olarak hem insan anlamda. Hani böyle düşünürsek diğer konular teferruat kalıyor. Yani ben arkadaşlarım da zannediyorum öyle düşünüyorlar. Özel bir bunun haricinde şöyle olalım diye yaptığımız özel bir çabamız yok. Sadece işimize aşığız ve hakikaten ona fokus halde geldik. Hala da öyle devam ediyoruz. Ama sadece şunu tavsiye edebilirim. Son dönemde eksikliğini gördüğüm. Ya ben hayatım boyunca hep projelerde çalmış bir insanım. Yani 17 yaşımdan beri hep ekiplerle bir şeyler yapıyorum. Yani 2-3 kişi de olsa beste yapan ekibin bir parçasıyım yıllardır. Yani o yıllar dediğim 30-35 yıl. Yani sadece bireysel sizin ne yaptığınızdan daha çok beraber yaptığınız şeyler çok önemli. Müzikte. Biraz onu açıkçası eksik görüyorum. Yani herkes bireysel olarak okey, güzel enstrüman çalıyor, bir şeyler yapıyor ama grup olarak ya da birkaç kişi bir şey üretme anlamında yol alınsa daha da iyi olur diye düşünüyorum.
zannediyorum bir nedeni de o. Alp bir şey diyecek misin? Tabii ki de sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada ucundan kenarından sanat bulaşmış müziklerle para kazanmak zor. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz o yüzden genelde küçümsenen bir tabir olmakla beraber ben asla öyle düşünmüyorum. Pop müzik çalıyoruz. Ki ben hiç öyle düşünmüyorum. Yani ben pop müzikten çok da zevk alıyorum. Ve şükrediyorum çalıştığım sanatçılar hep çok iyi sanatçılar. Ama bu müziği yaşatmak için çok büyük gayret ve özveri gerekiyor. Bir kere müzik yazmak zor bir meşgale. Herkes müzik yazacak diye bir şey yok tabii ama müzik yazarsan bu tabii ki de senin için senin sanatçılığını geliştiren, sana belki birazcık daha adım kazandıran bir faaliyet oluyor. Biz de tamamen gayretle ve müzisyenliğimizi, sanatımızı hem birbirimizle hem de seven insanlarla paylaşmak için bu yolda inatla devam ediyoruz. Kolay bir yol değil. Çok genç arkadaşlar bizle konuşuyorlar bazen. Ben müzisyen olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Bunun yanıtını vermek o kadar zor ki. Ben kendimi onun yerine koyuyorum o yaşta. Aynı soruyu sorup aynı karşında kemkümeden adamı görebiliyorum. Bu çok zor bir şey. Yani onun bir doğrusu yok. Ama aslen her zaman pop müzikte çalsanız, bizim çaldığımız gibi nispeten içinde sanat olan müziklerde çalsanız, her zaman belli bir estetik kaygının, belli bir anlayışın olduğu altı dolu müzikler yapmaya gayret edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her ne olursa olsun. Bir söyleyebileceğim tek şey bu konuda. Sağ olun.
Evet, yani belki tekrar konuşabiliriz biraz. Bu teki bir daha alalım ya. Ben daha için girelim. O da olur, fark etmez. Evet. Siparişleri alalım. Şimdi bir şey söylemek isteyen, sormak isteyen var mı aranızda? Ona göre bir konu seçip. Var aslında. Evet, mikrofonu. Hemen alalım mı? Sizden başlayalım mı? Sonra belki sizin sorunuz. Buyurun. Benim sorum şöyle, öncelikle çok keyifli şu an sizi dinlemek. Bir davulcudan ve bir bas gitaristten neler beklersiniz sahne üzerindeyken, aynı şekilde bir davulcudan. Yani hep beraber hani müzik yaparken hani müzikte işte eslerdir vesaire, hani bu anlaşma olayında hani ben bununla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum zaten. Yani zaten daha sahneye gelmeden beklenen çok şey var. Mesela aletlerimi taşımalarını bekliyorum, pedallar falan. O yüzden genç ve güçlü, kuvvetli basçı ve davulcularla çalışmak lazım. Tabii dikkat taşıyacaklar, kırmamaları lazım aletler değerli. Şimdi şey çok önemli. Müziğine göre farklı parametreler var. İçinde doğaçlamanın daha çok olduğu müziklerde beraber çalındığı için, yani mesela bir tane solucu ve iki tane eşlikçi gibi çok olmuyor. Yani mesela eskiden çok yoktu ama artık günümüzde backing track'lerle çalmak çok yaygın ve hani bu bazı açılardan çok güzel bir şey, çok öğretici bir şey, ama başka bir açıdan da insan sadece onu yaptığı zaman interplay tarafı gelişmiyor. Yani interplay derken de şeyi kastediyorum, mesela birkaç kişi sohbet ettiği zaman, sadece tek kişi konuştuğu zaman çok anlamlı olmayabiliyor ama herkes o konuya katkı yapıp farklı perspektifleri dile getirdiği zaman çok daha güzel bir sohbet oluyor. Müzikte de aynı şey geçerli. Dolayısıyla beraber çalarken Volkan'ın ya da Alp'in yaptığı her şey benim çalışımı da etkiliyor ve hani karşılıklı işte üç kişinin diyaloğu gibi bir şey oluyor. Bu da bu tarz şeyleri çok çalmaktan gelen bir yeti. Yani şeyle alakası yok. İnsanın müzikal bilgisi, hani armonidir, teoridir, şudur budur, enstrüman tekniği, enstrümanın hakimiyeti falan, bunların hepsi gerekli şeyler ama yeterli değil. Yani onun için de insanın özellikle yapabiliyorsa kendisinden daha iyi müzisyenlerle çalışması lazım. Yani o sayede ben mesela Volkan ve Alp'ten çok şey öğreniyorum. Ama karşılığında da aletleri taşıtıyorum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Volkan? Aynı dili konuşmak çok önemli. Birbirinizi anlamak. Mesela işte bir konu belirliyorsunuz. O konu hakkında bir kompozisyon hazırlıyorsunuz. Ve altı kişi bu konuyu tartışıyorsunuz diye düşünün. O altı kişi aynı mevzuyu konuşurken bir kişi çıkıp aradan alakasız bir şey söylüyor gibi düşünün. Yani hani müzik de aynı şekilde. Aynı dili konuşuyor olmanız lazım. Herkesin gerçekten metronom üstünde bir zamanı var. Herkesin yer aldığı bir zaman. O zaman diliminde de anlaşıyor olmanız lazım. Bu da hani ensemble diye ifade edilen ya beraber ilk tanıştığınız anda, ilk çaldığınız anda o ortama geçiyorsunuz ya da bir süreç alıyor bu. Yani o yüzden de mesela grup müziği, yıllara dayanan grup müzikleri bu yüzden çok özel oluyor. Çünkü hani o metronun üstündeki bir zamana kaynıyorlar onlar bir süre sonra. Tabii bunun dışında tabii ki insan olarak zaten siz bir birey ve müzisyen olarak belirli ölçüde iyi bir yerlerde anlaşıyor olmanız lazım. Yani hayata bakışınız zaten öyle olması lazım. Hani aslında müzisyenliğin dışında bir yandan da iş adamı gibisiniz aslında yani. O bazda da eğer tutturursanız gerçekten hani
ben de bir gitarist, işte Sarp'la yıllardır çalışıyorum, biz Alp'le de yıllardır çalışıyoruz. Belli noktalarda, çok ortak noktalarda buluşuyoruz. Buluştuk, belki de hani ilk başta beraber olmadığımız noktaları da daha sonradan yakaladık. Öyle şeyler de oldu. Bir noktada hala buluşamadık. Evet, onu özlediniz. Abi şimdi sana mesaj atıyorum. Gördüğünüz üzere grubun çömezi benim. Bana çalışılıyor hep. Yapacak bir şey yok. Az önce Sarp'la Volkan'ın söylediği bir konu çok önemli. Bir ortak lisan meselesi var. O lisanı bulabilen gruplar kendi yollarında daha rahat ilerliyorlar. Biz kendi içimizde risk alıyoruz çalarken. Yani bir parça formatı var ve AABA parçayı çalıyoruz ve çok güzel solları çaldık ve bitti gibiden ziyade o risk alma halini kendi içimizde yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim lisanımızın belirleyici grameri de bu. Belki de. Bir davulcudan veya gitarcıdan ne beklersiniz? Bence işte az önce çaldık. Bu çok güzel bir örnekti. Yani şükürler olsun ki Rolls Royce ve Bentley ile çalıyorum yani ben. Dolayısıyla benim için... tercih ettiğim bir tane varsa o. O yüzden o büyük bir tabii şans. Sarp sağ olsun mütevazilik ediyor yani. Çok şey öğreniyorum falan dedi. Alp'ten falan da tabii her zaman. Ben onlardan çok öğrendim. Yani kuartet muartet... Durumlarda genelde hep yalan söyledim. Kuartet muarteti ilk kurduğumuz zaman ben bayağı hayatımda doğru düzgün caz çalmamış biriyken Genco, Volkan, Sarp, ben böyle bir oluşuma girdik ve yani hani benim için bir akademide okumak kadar en az kıymetliydi yani. Bakçı da yükseltti abi şimdi. O yüzden Sarp'ın söylediğine katılıyorum. Her zaman kendinden daha iyi, belki sert bir tabir ama bir şeyler öğrenebileceğin insanlarla çalmaya gayret ediyor olman lazım. Bu çok farklı bir hava da olabilir. Yani kötü çalan ama o yörenin müziğini iyi bilen bir Afrikalı müzisyenle de çalıyor olman lazım. O adamdan da mutlaka bir şey öğrenirsin. Çok iyi olması her zaman belirleyici olmayabiliyor o yüzden ama bir şeyler öğreniyor olmak, senin de mümkün olduğunca ona bir şey katıyor olman bence en iyi şey müzikte. O zaman biraz daha müzik mi yoksa bir soru daha mı istersiniz? Nasıl? Ya da belki biz böyle biraz konuşup mesela bir sonraki parça hakkında ufak böyle bir brief verip... Senin bir şarkın vardı o ama... Evet o. Onlardan biri herhalde. Ben mikrofonu alayım. Aa. Çok sağ ol. Şimdi Alp ve Volkan'la çok uzun yıllardır çalıyoruz. Volkan'la böyle 90'ların ortalarında Trio Mio diye bir grupla başladık. Orada Çağlayan Yıldız vardı basta. Onunla iki tane albüm yaptık. Ondan sonra Çağlayan Hollanda'ya gitti 2000 yılı gibi ve Alp'le çalmaya başladık. Sonra Genco, Arı, Piyano ve keyboardlarda aramıza katıldı. Uzun süre öyle çaldık, albümler yaptık. Fakat yaptığımız müziklerde hep jazz fusion vari şeylerdi. Piyanolu da olsa, gitar trio da olsa. Şimdi yıllardan sonra tekrar beraber çalmaya başladık ve biraz daha farklı, bizim için taze olan bir şeyler yapmak istedik. Ve böyle daha fazla rock, punk, elektronik müzik kullanarak bir şey yapmaya başladık. Şu anda benim full setup'ım yok. Aslında laptop ve böyle bir sürü pluginler, kontrolörler, bir şeyler falan kullanıyorum. Ve parçalar da biraz eskiden çaldığımız parçalardan farklı. Yani daha çok old metal aksak ritim kullandığımız parçalar da var. Ben albümde Alp ve Volkan için birer parça yazdım. Onlardan Volkan için yazdığım parçayı çalacağız şimdi.
İsmini de Volkan'ın isminin harflerinin yerini değiştirerek koydum. Öyle bir şey var, anagram diye bir şey. Bir insanın harfinin, isminin harflerini değiştirerek başka bir isim yaratıyorsunuz. Alpinki Alpmez Söner, Volkan'ınki de Voltök Keman. Şimdi Voltök Keman'ı çalacağız önce. Ve bu parçada da şöyle bir şey var. Biliyorsunuz davulcular aksak ritimlerle zamanla oynamayı çok severler. Ve bu parçada sürekli ritim değişiyor. Yani farklı farklı bölümler var. Önce 13-8 çalacağız. Ondan sonra 11-8 çalacağız. Ondan sonraki bölüm C bölümü 1/7-4, 1/7-8. Sonra D bölümü 15-8. Ondan sonra 4-4'e dönüyoruz falan filan, öyle bir şeyler. Bakalım ne olacak. Dans pisti dışarıda değil mi? Zor olacak. Thank you.
Thank you.
Sen. Sorusu olan var mı? Mikrofonu uzatabilir miyiz lütfen arkadaki arkadaşa? Buyurunuz. Merhabalar. Ben biraz beste sürecinizle ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Mesela yani önce akorları mı yazıyorsunuz ya da mesela part part mı introyu yazayım sonra hani bir solo kısmı yazayım gibi mi? Bir de yani mesela ne kadarını bir gitarist olarak sadece siz yazıyorsunuz, ne kadarını hani şu, biraz daha grupla hallederiz burasını, burada bir şeyler eklenir belki falan gibi oluyor. Yani genel bir hani beste süreci nasıl oluyor gibi soru sormak istiyorum. Tek bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bazen şey oluyor, bir parça armonisi, melodisi, işte formuyla beraber bütün olarak böyle lap diye düşebiliyor insanın kucağına. O en şanslı olan senaryo. Ya da mesela fikirler geliyor, onları not alıyorum ben, müzikal fikirler. Ondan sonra bir parçaya dönüşebiliyor. Yani mesela açıp kurcalayabiliyorum. Ya da mesela öyle kalıyor, sadece bir bölüm var ama hani devamı yok falan gibi. Ama hani gerçekten her parçaya göre başka bir durum da olabiliyor. Mesela bu son çaldığımız parçayı Göztepe'de bir kafede başladım. Böyle aklıma bir fikir geldi, baktım karşıda bir tane kırtasiye var, hemen gittim nota defteri aldım. Ondan sonra önce ritmik hatlarla başladım. Çünkü aksak ritimle bir şey yazmak istediğimi biliyordum. Böyle hani matematik formülü gibi farklı ritmik hatlar yazdım. Ondan sonra onların üzerine müziği yazdım. Onu gitarla beraber yaptım daha sonra. Ve demin şeyleri söylemiştim. Mesela parçada 13-8, 11-8, 7-4, 7-8, 11-8 falan gibi bölümler var 4-4'ten önce. Artı bir de şey yaptım. Mesela bunların hepsinde farklı bir tondan aynı cycle dönüyor. Yani ilk cycle si minör 7, re minör 7, la bemol minör 7, fa minör 7. Yani can mikrofonu bir tutabilir misin? Yani böyle bir şey çaldım ya. Si minör, ben şöyle re minör, si minör, re minör, la bemol, fa minör 7. Yani akorlar çok hızlı dönüyor. Üzerine başka melodik fikirler çalıyorum. Mesela en son şeye bağladım. Bundan sonra 11-8 bölümüne bağlanıyoruz ve aynı akor döngüsü bu sefer bir ton yukarıdan çalıyor. Yani do diyez minör, mi minör, si bemol minör, sol minör olarak. O da şu bölüm. Sık sesle çalacağım. Bu da do diyez mi si bemol sol, do diyez mi bemol si bemol sol gibi gidiyor. Ya akorlar çok hızlı değişiyor. Ondan sonraki bölümde de aynı akorlar bu sefer bir ton aşağıdan, yani la minör 7, do minör 7, fa diyez minör 7, mi bemol 7. Mi bemol minör 7 gibi. Orası da şu. Gibi. Yani böylece 12 tondaki bütün akorları kullanmış oluyoruz. Parçanın solosunda da 4-4 üzerine alt ve ben çalıyoruz. Orada da yine bu bütün akorları kullandığımız bir solo döngüsü var parçanın 3 bölümünde. Önce şöyle oluyor. Soloya girince ilk si minörle giriyoruz. Beraber çalalım mı kısık sesli solo bölümü? 3, 4, si minör. 4 var. Re minör. Bemol minör.
minör, mi bemol minör, si minör. Tekrar o döngü tamamlandı. Bir chorus diyoruz buna caz terminolojisinde. Hep bu dönüyor. Dolayısıyla beste yaparken özellikle bu ekip için hani taze, bizim için taze tınlayan akor döngüleri ve melodik yapılar kullanıyoruz. Yani daha önce çaldığımız işte parçalar, yaptığımız albümlerden farklı şeyler olsun da sıkılmayalım diye. Alpin ve Volkan'ın söylemek istediği şeyler de vardır eminim. Bu arada bu albümde ilk defa, yani çok uzun yıllardır çalıyoruz ama herhalde 25 yıldır çalıyoruz Volkan'la. İlk defa bir Volkan Ökten bestesi var albümün açılış parçası. Adı Twins. Volkan'ın ikizleri var. Çok güzel. Bir kız bir erkek. Harika. Genelde ya kız ya erkek oluyorlar ikisi de. Bu ikisinden de var. Çok güzel. Yin and Yang. Volkan belki bir şeyler söylemek ister kendi yazdığı parça ile ilgili. Belki de istemez, bilmiyorum. Ben mikrofonu uzattım ama. İster misin? Bu sorunun cevabını çok güzel Sarp verdi. Ondan sonra daha başka sorular alalım, hızlı ilerleyelim aslında. Bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Özellikle arkanda çaldığınız için ikinize. Bu tarz sahnelerde alanınız daha mı dar? Yani bu süreç orada nasıl işliyor? Hani bir kişi düzenliyor, siz partlarınızı mı çalıyorsunuz, yoksa orada da bir katkı verdiğiniz kısım var mı? Yani popüler ben, müzik sahnesi. Alandan kastın herhalde müzikal olarak yer aldığımız yer, yani hani daha fazla kişisel olarak katkıda bulunabiliyor musun? Ne kadar katkı? Ya şimdi şöyle, daha işte popüler müzikte daha aranjman müziği çalıyorsunuz. Tamam, bunun da aranjmanı var ama bunun içinde daha improvizeye yönelik şeyler de var. Yani sahnede de biz bazı şeyleri o anda oluşturabiliyoruz. Fakat pop müzikte öyle bir şey yok. Pop müzikte bir şey yapılıyor, siz ona tabi kalıyorsunuz. Sahnede de onu çalmak durumundasınız. Bazı insanlar bunu merak ediyorlar mesela. Bu ne kadar sıkıcı ya da ne kadar bir müzisyen için güzel bir şey. Şimdi o müziğinde kendine göre bir keyif alanı var. O müzikte başka tınlar var, başka soundlar var mesela. Hani o sahnede biz bu tarz sahnelerde daha böyle akustiğe dayalı müzik, tamam elektronikler kullanıyoruz ama ses sistemimiz nota not aynı değil. Yani hani ertesi gün Tarkan sahnesinde ya da herhangi bir o tarz müzik yapan sahnede siz 15 konser verecekseniz o 15 konserdeki setup'ınız aynıdır, mikrofonlar aynıdır, sub bass oradadır, tesisat aynıdır, çıkacak ses aynıdır, çalacağınız notalar bellidir, yapacağınız ataklar bellidir, basacağınız notalar bellidir. Ama o kendi içinde bir bütün. Yani ben o tarz müzikleri çalarken de çok keyif alıyorum. Hani o tarz müziğin de kendine göre bir konforu oluyor aslında. O yüzden ben kendi adıma söyleyeyim. Hani o müziklerde aldığım keyif gerçekten daha başka oluyor. Ama tabii ki orada bir şansınız yok yani. Hani o şarkının içinde çok daha başka bir yere yönlenemezsiniz ya da gidemezsiniz. Gideceğiniz yer bellidir, her şey aynıdır. Alp'e uzatıyorum. Bence bir müzisyenin gelebileceği en güzel yer sizin isminizi bilmeden dinlediği bir müzikte bir dinleyicinin sizin tınınızı ayırt edebiliyor olması. Yani hepimizin çabası da bu yönde zaten. O noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. O rengi eğer verebildiğini düşünüyorsan, çaldığın tarzın ne olduğu hiç fark etmez. Halk müziği olsun, eskimo müziği olsun, pop olsun, salsa olsun. Bence başarılısındır ve o müziğe kattığın şeyle zaten varlığını, kimliğini ortaya koyuyorsundur. Biz bunu yapmaya gayret ediyoruz yıllardır. Yani bir pop müzik konserinde arkada sas 9, oh minör 11'ler oh falan, oraya armonizasyonların çok bir geçerliliği yok yani. O müziği o lezzette
çalabiliyor musun, çalamıyor musun? Asıl o konuyu konuşmak lazım. Pek çok müzisyen arkadaş müziği daha teknik açıdan değerlendirmeyi tercih etmiyor diyeyim, öte değerlendiriyor diyelim. Böyle değil. Müzik hepsinden önce bir estetik durumdur. İçine girdiğin müziğin müziğe verebileceğin sendeki en güzel şeyi verebiliyor olman lazım tarzdan tamamen bağımsız olarak. Biz buna gayret ediyoruz. Dolayısıyla açıkçası çaldığımız o büyük sahnedeki parçaları belki çoğunu sevmiyor olabilirsiniz ama ben kendi adıma seviyorum bu arada. Onu çok iyi çalmaya gayret ediyorum ve bütün grup olarak, takım olarak da çok lezzetli çaldığımızı düşünüyorum. Ben hani böyle takımlar gördüğüm zaman da yani Madonna'nın arkasında Victor Bailey ile Ömer Hakim çaldı ya 15 yıl falan yaklaşık. Allah rahmet eylesin tabii. Victor Bailey yeni öldü tabii. 15 yıl çaldılar yani. Yani evet yani tabii ki de mutlaka parasal bir boyutu vardır işin ama evet. Madonna yüzünden olduğunu pek düşünmüyorum abi. ama sonuçta o adamlar çaldığı zaman parasını alamamış. Yani şimdi doğru, vallahi o da var. O adamlar çaldığı zaman bambaşka bir şey duyuyorsun arkada. Bu da bana dinleyici olarak zevk veriyor. Ben de bunu yaratmaya çalışıyorum diyeyim. Kendi adıma. Başka bir sorunuz var mı? Var mı soru? Önde bir arkadaş var. Mikrofonu verir misin? Öncelikle merhaba. Gerçekten çok keyifliydi. Tekrardan teşekkür ediyorum da. Yani müzik konusunda armonik şeyler çok dert ediliyor, teknik şeyler çok dert ediliyor ama iletişim biraz geride kalabiliyor. Sizin müziğinizde de iletişim gerçekten alt safhada, çok güzel. Hani bu konuda daha spesifik anılarınızı falan duyabilir miyim ya da tavsiyeleriniz var mı? Demin risk alıyoruz demiştim. Esasında dönüp dolaşıp oraya geliyor. Yani biz moda mod böyle tam formu süper takip ettiğimiz parçaları çalmaktan ziyade birazcık daha birbirimizin o anki takacağı minik çelmelere uymaya çalışıyoruz. Çünkü bunun güzelliği var, bunun içinde bir ayrı bir güzellik var. Oradaki o yavaşlama, belki oradaki o ritmi birazcık aksatma, benim orada Volkan'ın yaptığı o şeye uyma çabam, belki bir iki mezur sonra yakalamam, bunun dışarıdan hata olarak görülmesi ama belki de hata olmaması, belki de hata olması. Bunların güzelliği var. Biz örneğin bunu çalarken yaşıyoruz ve zevk alıyoruz. Yani bir senkopa eş zamanlı böyle dağın diye düşmek tabii ki de güzel. Ama düşmediğinde nasıl topluyorsun? Bence onu görmek daha güzel. Yani kaybolunmuş bir formda nasıl tekrar birbirini buluyorsun? Bence o çok daha güzel. Yani bir formu baştan sona çok iyi çalmak tabii ki de harika bir şey yani. Ama her zaman olmayabiliyor. Ben de her zaman olmuyor. Riskler bunlar. Ama işte en başta Sarp'ın söylediği şeye geliyor. Interplay dediğimiz veya ensemble dediğimiz, Türkçe'de tam karşılığı yok belki de, karşılıklı karşı çalım mı demek lazım, ne demek lazım tam bilmiyorum ama. Tamamen onun peşindeyiz, onun gayretindeyiz. Ben alıp tabii. Çaldığımız birkaç tane parçada belirli olan çok az şey var. Yani parçanın mesela bir tane melodisi var. Ondan sonra arada solo bölümünde ne çalacağımıza dair hiçbir fikrimiz yok. Yani bir akor, belli bir akor yürüyüşü ya da konuşulmuş bir şey olmadan çalıyoruz ve onlar çok eğlenceli olabiliyor. Yani bazen en eğlenceli olduğu zamanlar da zaten kendimizi şaşırttığımız zamanlar oluyor. Yani daha önce çalmadığımız bir şeye gidiyorsak çok keyif alıyoruz. Bunun için de önemli bazı
bir iki ufak şey var bence. Bir, zorlamamak. Yani bir şey olmasını hemen hani zorlayıp push etmek derler. Türkiye'de ne diyorsunuz siz ona? Yani hemen mesela yükseltmeye çalışmak falan müziği ya da kalabalıklaştırmak buna gerek yok. Ona kontrast yapacak daha boşluklu, daha belki hani düşük dinamikli şeyler falan da çalmak ve fikirleri böyle minik minik geliştirmek güzel oluyor diye düşünüyorum. Mesela yine albümde Alp'in SFG diye bir parçası var. Onu ilk albümünde, Alp'in Yazısız adlı bir albüm var, 5 yıl kadar önce çıktı. Onda çalıyordu. Onda daha önce kaydetti. Fakat biz çok çok farklı bir versiyonu yaptık ona göre. İlki de çok güzel ama daha böyle Rhodes, davul, bas, böyle bir caz parçası gibiydi. Modern caz parçası gibi. Şimdi böyle albümde çok elektronik oldu tabii. Ama yine de o parçayı elektronikler olmadan sadece Interplay ile hani ne yapıyoruz bakabiliriz. Belki o kadar kötü çalarız ki böyle söylediğimiz her şeyi direkt uçup gider. Hay Allah, boşalır burası.
Sidya sorusu olan, merak ettikleri olan, cevaplar sizde, feedbackler olan. Evet, şu arkadaş lütfen. Eyvallah. Öncelikle hani nasıl tanıştığınızı, mesela ilk kez birbirinize nasıl çalınca neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Nasıl başlayayım? Okey, ben Volkan'la herhalde 94-95 gibi tanıştım. Volkan'ı duymuştum daha önceden, Ankara'da acayip bir davulcu var falan diye. Ondan sonra bir yerde çalıyordum, bir barda. Ortak tanıdığımız birisi, bak işte Volkan orada dedi. Orada iki kişi duruyor ve ben birine gidip böyle yan yana duruyorlar. Volkan nasılsın? Ben Sarp. Gelsene çalalım. Seni hep duyuyordum falan, böyle anlatıyorum. İşte anlattım anlattım şöyle böyle. Ondan sonra ben Volkan değilim, Volkan o dedi. Sonra Volkan geldi, çaldık. O günden sonra da sürekli çalmaya başladık. Yani bizim tahmin ediyorum ki tanıştıktan sonra beraber hani bir proje, bir şey yapmadığımız dönem olmadı. Belki ben askerdeyken falan. Onun dışında hep bir şeyler yapıyorduk Volkan'la. Alp'le de 1996'da tanıştım. Marmaris'te. Alp İzmirli ve İzmirli müzisyen arkadaşlarımızla beraber bir grupta çalıyordu. Daha yeni başlamıştı. Saçları vardı. Hala var. Hala var. Evet ama başkaydı o zamanlar. Neyse bu çok değişmeyelim bu konuyu. Şuradaydı, şurada. Evet. Alp'le de işte 2000 yılında beraber çalmaya başladık. O İstanbul'a taşındı, İzmir'den. Ondan sonra da evet, hep çaldık sürekli, bir sürü farklı projede. Şimdi biz Sarp'la tanıştıktan sonra ben tam hatırlamıyorum. Sertab Erener'le bir beraber çaldık. Birkaç ay hatırlıyor musun? Evet, ya, o Triumvirio'dan önce miydi, sonra mıydı? Önceydi herhalde. Çünkü şöyle bir şey hatırlıyorum. Prova yapıyoruz işte şarkıları. Sertab'ın şarkıları. İşte ara veriliyor. Ara verildiğinde Sarp hemen şey yapıyor. Zaten yeni tanıştık. Birbirimizi tanıyacağız ya. İşte bak şöyle bir bestem var Volkan falan yapıyor. Ben de hemen giriyorum, ritim çalıyorum falan. Zaten hemen orada kenetlendik Sarp'la yani. Bir şarkı çalıyor, ben onun ritmini çalıyorum. Hemen bir şey çıkıyor. Bir de bu var, bir de o var, bir de bu var derken... yani kaç tane bestem var Sarp falan oldum. O sene 98 falan mıydı? Bak ben 97 miydi? Bir gün sen bana geldin, Cihangir'deki evime. Ve o gün... Yani Ayda Davul'un sadece ben parçalarımı Volkan'a göstereceğim, böyle şey yapacağız. Hani seçeceğiz. Bir şey, ben şey hatırlıyorum, senin tansiyonun falan düştü artık. Yani bu provadaki olaydan sonraki mevzu bu tabii. Yani orada böyle bir defter var şu kalınlıkta ve hepsi, her sayfa bir beste yani. Ve hakikaten yani böyle bir Allah'ım falan oldum yani. Ve o kadar yıldır beraber çalıyoruz ve çok güzel... Ve Volkan'ın bestelerini de çalmaya başladık artık. Bu çok güzel bir gelişme. Artarak devamını bekliyoruz. Alp'le de işte Sarp, tam duydum işte. Alp diye bir basçı var, çok iyi. Beraber çalalım çünkü o dönem öyle bir grup ayrılığı falan olmuştu Triumvirio'da. Ondan sonra ben de Alp'i şeyden, Kanguru'dan biliyordum. Kanguru'dan evet, Bodrum'dan abi de. Aa biliyorum. O basçı falan olmuştum, hatırlıyorum yani. Çok güzel. Bir birliktelik yaptık ve ilk Eskişehir konseri miydi? 13. Eskişehir'e evet abi, çok evet, yatırıyorum. Alp'in bir. Bütün tarihleri biliyorum. Aynen. Yani. Evet. Ve yıllardır çok şükür devam ediyoruz. Böyle kuartet muhakkak açıldı gitti. Bekleyecek olan. Alp'in hafızası çok iyi tabii. Omega 3. Evet, beyin hücreleri. Pembe beyaz hepsi duruyor. Soru. Soru? Soru var mı? Evet. Bak şurada bir arkadaşımız var. Evet. Lütfen mikrofonu uzatabilir miyiz kendisine? Uzatabilirsek. Bak geldi. Lütfen. İyi akşamlar. Benim sorum. Merhaba.
Benim sorum direkt bas üzerine olacak. Basta ben de şey sorunları yaşıyorum. Ton alma konusunda, groove yapma konusunda hiçbir zaman tatmin olmuyor. Hani işte genelde işte gam çalış, metronla çalış mutlaka. Tamam. Belki yetersiz çalışıyor olabilirim ama ancak özellikle daha köprü kısmında çaldığım zaman çeşit bilek ağrısı yaşıyor. Biraz yakın çalan birisiyim. Bu konuda önerilerimiz ne olabilir ve parça içerisinde groove yakalamak ve ton alabilmek üzerine bilginiz nelerdir? Şimdi çok fazla basçı var mı yok mu bilmiyorum tabii. Yani doğrudan yanıtlamak istiyorum tabii de. Çok uzun tutamayacağım. Daha sonra detaylı anlatırım nacizane fikirlerimi. Birincisi nasıl bir bas gitarın var? Lakland 5.01. Tamam. Sana tavsiyem anladığım kadarıyla kısa bir süredir çalıyorsun. Yani evet, kısa sürede bir iş. Pasif ve Fender Jazz Bass formatında bir bas gitar çalmanı tavsiye ediyorum sana böyle bir iki yıl. Çünkü aktif bas gitarlar ancak ona söz geçirebildiğin zaman verimli olabiliyor. Direkt onunla başladığın zaman çünkü sen parmağının tonunu o kadar duyamayabilirsin. Seni yanıltabilir o. Ama gerçekten gitarın cevabının ne olduğunu pasif bir bas gitarda görürsün. O da Fender Jazz Bass olarak tavsiye ediyorum ben. Çünkü yani Precision da tavsiye edebilirim ama tek bir manyetik var Jazz Bass'ta en azından. Hani köprü tonunu duymak birazcık daha hoşuna gidebiliyor olabilir. Belki o ataki duymak için. İlk söyleyebileceğim o. İkincisi, her zaman kendini kaydet çalışırken. Özellikle artık herkesin evinde Logic falan filan böyle programlar var veya ne bileyim iReal Pro'lar falan filan var telefonlarda. Her zaman kaydet kendini ve sonra dinle. Onu sadece basit bir anı gibi kaydetme yani. Neden orada çuvalladığını bil. Yani belki orada bir parmak yanlış yapıyorsun. Belki o 1-2 sağ sol onlara ben inanmıyorum bu arada. Bütün metotlar öyle başlıyor ama ben inanmıyorum. Yani neden orada hata yaptığını bulmaya çalış. İyi çaldığın şey zaten senin cebinde. Onun üstüne giderek kendini tatmin etmene gerek yok. Her zaman askıyla çalış. Askısız böyle dize koyarak. Şu an yani başında olduğun için bunu söylüyorum sana, anlatabiliyor muyum? Çünkü elinin pozisyonunu bulman açısından askının faydasını göreceksin. Bir de babaları dinlemeden olmuyor bu iş. Babaları dinleyeceksin yani, ne yazık ki. Yani atıyorum hani caz dünyasına girmek istiyorsan biraz daha başka bir yerden gireceksin. Veya işte daha groove dediğin için söylüyorum. İlk Motown'dan gireceksin. James Jamerson'ı, Bobby Babbitt'i bileceksin. Bu adamlar kimde, nerede çaldı. Ondan sonra 70'lerde Parliament Funk'lar, James Brown orkestralarının rhythm section'ları, Sly and the Family Stone. Yani şimdi hoşumuza giden süper gruplar var. Jamiroquai diyorsun. Her şey oradan. Chaco bile oradan. Anlatabiliyor muyum? Yani Jaco Pastorius, James Jamerson'ın çaldığı lickleri çalışarak başladı bu işe. Tabii bambaşka bir yere gitti, o ayrı bir şey de. Yani o sıralamayı şey gibi düşün. Yani figüratif bir şey çizmeden soyut resim çizersen mutlaka bir sonra... Abi benim bir sorum olacak. Sıkıntı yaşıyorsun. Pardon, oraya girdim de. Sona doğru yaklaşırken şöyle bir soru var aslında ben özür diliyorum hepinizden ayrıca. Çaldığınız, kullandığınız enstrümanların sizin müziğinizde ne kadar büyük bir yeri var? Yani mesela çok değerli sazlar, enstrümanlar tabii ki kullanmaktasınız ama bunun dışında mesela daha da ucuz sazlar, enstrümanlar kullanarak da bu yaptığınız müziği yapabiliyor musunuz? Yani böyle bir kaygı var çünkü dünyada anladığım kadarıyla. Ne dersiniz? İyi aletler kullanıyoruz. Yani rahat ettiğimiz aletler kullanıyoruz ama bence bir insanın hani öncelikle aletler kendi kendine çalmıyor. İnsanın kafasında bir müzik varsa, yani önemli olan insanın yaratıcılığı ve hayal gücü. Ondan sonra oradan hani fiziksel
düzleme geldiğimiz zaman öncelikle insanın enstrümandan çıkardığı ses. Yani kafasında bir şey duyuyorsa onu çıkarmanın yolunu bulmak zorunda müzisyen ve kullandığı ekipman da o denklemin bir parçası. Fakat insanın şekilde eliyle çıkardığı ses çok önemli. Yani ekipman arayışı da genelde şey oluyor, insanın kafasında duyduğu şeyi canlandırmasını kolaylaştıran ekipmanları seçiyoruz, seçmeye çalışıyoruz. Ama ekipman tek başına, yani denklemin sadece bir unsuru, bütünü şekillendiremiyor. Dolayısıyla şey çok önemli, insanın içinde duyduğu sesi şekilde ortaya çıkarması lazım. Ve bu süreçte de başka insanları, daha önceki jenerasyonlardan bugüne gelen bütün o kilometre taşı olmuş müzisyenleri ve müzik akımlarını takip etmesi, tanıması, yapısını anlaması çok önemli. Yani atıyorum mesela modern caz eğitimine bebop'la başlanır. Hani bebop'ı sevmek ve dinlemek çok güzel ama hani bebop'un yapısı ne? Structure, hani böyle hangi notalar hangi mantıkla arka arkaya koyuluyor onu bilmesi lazım müzisyenin ve hani diğer tarzlar için de öyle. Artı onun içinde onlar şey gibi, yani büyük mesela coğrafi alanlar, ülkeler, eyaletler falan müziğin içindeki, ama hani onun içinde de kendi yolunu bulması lazım. Yani herkesin farklı bir müzik algısı ve çalışı olabilir bütün o, hani herhangi bir tarzı çalarken de. Zaten en belli başlı olan müzisyenler o tarzı çalarken de kendi sesleriyle çalıyorlar. Ve ha işte bu, atıyorum Jaco Pastorius diyoruz. Çünkü adam onu yapmış. Ondan sonra da onun gibi çalmaya çalışan bir sürü insan çıkmış ama bir sonraki kilometre taşı onun gibi çalan adam olmuyor. Başka bir şey yapan adam oluyor. Dolayısıyla hani insanın kendi içindeki sesi dinlemesi çok çok önemli diye düşünüyorum. Niye bana bakıp konuşuyorsun ya? Anla artık diye. Şimdi ufak bir şey söyleyeceğim bu konuda. Anadolu'da çeşitli şehirlerde konser veriyoruz. Bazen bütün enstrümanlarımızı, amfilerimizi götürüyoruz. Bazen de götüremiyoruz. Çünkü oradan uçakla başka bir yere gitmek gerekiyor. Davulları bizim taşımamız imkan yok. Rodi bile gelse bizim de. Her zaman imkanı olmuyor böyle bir şey. Bazı kulüplerde çok vasat davullar oluyor. Ve Volkan o davuldan yine aynı ses çıkarıyor abi. Yani o yüzden hani anlatabiliyor muyum? Hani biz birazcık nispeten gitarımızı götürebiliyoruz. Bu önemli bir şey. Evet ama ton parmaktadır denen bir şey var ya. ton parmaktadır deniyor. Tabii mutlaka öyle. Enstrüman bir araç. Büyük kolaylık sağlıyor. Ama yani çok ucuz bir Çin yapımı basın da ben, yani şuradan seçebileceğimiz mutlaka çok iyi ucuz enstrümanlar olduğunu biliyorum. Bende var çünkü evimde. Var yani, kullanıyorum, çalıyorum. Yani bu illa her aldığımız enstrüman 5000 dolar olacak diye bir şey yok. Zaten kimsenin öyle bir gücü yok. Ama önemli olan senin kafandaki sese uyup uymaması. Asıl. Şimdi aynı şekilde Alp'in söylediği gibi, aynı zamanda Sarp'ın da söylediği gibi, Tom aslında kendinizde. Yani siz hangi enstrümanı çalarsanız çalın, size ait bir ton var ve onu bir şekilde çıkarıyorsunuz. Okey. Ama zaman içinde, yani daha çok ağaç çok önemli bu işte. Yani ağaç dediğiniz şey de hakikaten birkaç tane çok kullanılan bu işte ağaç var. Onların her birinin tonu farklı gerçekten. Şimdi orada da Alp ve Sarp'ın dediği gibi, hani tarzınızı iyi belirleyin, nasıl yol alacağınızı, hani nerede yer alacağınızı iyi belirleyin dedikleri de o şeyler. Yani bir dönem biliyorum, bir dönem markasında bir yapıştırıcı kullanılıyordu. O altı katsa mesela, altı kat arasında kullanılan bir yapışkanda zehirli bir madde içerdiği için
yasaklandı onun kullanılması. Mesela sırf o madde yasaklandı diye ton değişti mesela. Yani bu çok detaylı bir iş. Yani hayalciler var böyle işte oturup çok acayip akord edilmiş bir odada çok iyi bir sistem olup da siz dinlerseniz ve buna çok kafa yorarsanız oradaki neredeyse müzisyenin kullandığı zil markasından işte gitar manyetiğine kadar duyarsınız. Ama buna fokuslanmanız lazım. Bizim için önemli olan nedir? Biz enstrümanımızın başında rahat mıyız sahnede? Mühim olan bu. Yani bu isim olmuş firmalar ne yapıyorlar? Bizim insanların daha rahat etmeleri için sahnede enstrüman yapıyorlar. O enstrümanın işte yapıldığı ciladan tutun boyasına, işte arasındaki zamkına kadar bu işlere neredeyse 100 yıldır detaylı bir şekilde temeline inip en iyisi nasıl olur diye uğraşıyorlar ve gerçekten de fark ediyor ama hani ben ya da sağ böyle çok da önemli olmayan bir gitar, basgitar ya da davula çıktığımız zaman ton çıkmıyor, çıkıyor tabii ki ama biz ne kadar rahat ediyoruz o önemli. Başka sorusu olan? Arkada bir hanımefendi var. Alpcim, şu mikrofonu alıyorum. Uzatır mısınız rica edeyim? Lütfen. Buyurunuz. Şu anda çaldığınız müziğe, yani bu tarza jazz, fusion gibi, buna yıllar önce nasıl karar verdiniz? Mesela hani hiç şöyle bir an olmadı mı? Ya ben funk'ı da çok seviyorum. Sonra Gypsy'yi de, Bebop'u da. Nasıl hani artık ben bunu çalmalıyım ya falan dediniz. Demedik. Bu kime daha çok? Yani kim cevap versin? Valla demedik ya. Kan başlasın mı? Kime? Ben yani şu an öyle bir şey diyorsam yalandır zaten. Yani, takip edenler bilir. YouTube'da enteresan tarzlarla ilgili videolarım var. Yani müzik benim için tahmin ediyorum arkadaşlarım için de tek bir tarzdan oluşmuyor. Müzik dediğiniz kavramın içinde ne var? Yani müzik dediğiniz zaman sadece funk mı anlıyorsunuz? Sadece rock mı anlıyorsun? Ya da klasik mi? Değil. Müzik bir bütün. En keyif aldığınız yer en rahat ettiğiniz yerdir. Ama hani siz her tarzı yapmaya mecbur değilsiniz. Bunu hissediyorsanız yapmanız lazım. Zaten hissediyorsanız yapıyorsunuzdur. Ama hani branşlaşmak yani birisi rock müzikte, heavy metal, thrash, yani bir sürü tarz var. Branşlaşmış olabilir. Okey, o bir yol, o bir yaşam tarzı zaten. Ama hani biz çaldığımız müzikte, özellikle son albümde duyacaksınız yani bir tarzdan oluşan bir şey duymayacaksınız yani. İçinde çok daha farklı renkler, başka tarzlar var. Bizim müzikle olan etkileşimimiz bu. Yani çok başka tarzları da hissediyoruz, seviyoruz. O yüzden aynı noktada da buluştuğumuz için bu tarz renkler çıkıyor. Ya da bir şey var. Sonuçta insanın müzik algısı, müzik zevki ve müzik kapasitesi her zaman değişiyor. Sürekli evrilen bir şey bu. Ve bir dönemde yaptığınız şey, sevdiğiniz şey, hedeflediğiniz şey başka bir dönemde çok farklı olabiliyor. Zaten üçümüzün de özelliği hani nispeten birbiriyle çok alakasızmış gibi görünen müzik tarzlarına karşı açık bir tarafımız var. Yani çok farklı müzikleri seviyoruz ve dönem dönemde hani müziğin içinde daha farklı alanlarda bir şeyler yapıyoruz. Yani daha önce çaldığımız tarz bir şeyi çalmamaya çalışıyoruz artık. Böyle biraz özellikle mesela hani belli şeylere uzak duruyoruz ki hani o çünkü daha önce aşina olduğumuz ve çok yaptığımız bir alan, müzikal alan. Başka bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ve zaman içinde de böyle olmaya devam edecek tahminen. Yani bugünlerde yaptığımız şeyleri zaten yapmayacağız. Genelde bir de şöyle bir durum oluyor. Bir albümü kaydettikten sonra onun çıkmasına kadar geçen sürede, çünkü bayağı bir zaman geçiyor miksaj, mastering falan için. Albüm çıktığı zaman zaten biz çoktan orada değiliz yani.
başka şeyler var kafamızda, başka bir şey hazırlıyoruz falan. Yani o albüm bizim için taze bir şey kesinlikle olmuyor. Ve yani bu da iyi bir şey. Hayat değişiyor işte, biz de değişiyoruz. Evet. Şimdi isterseniz başka soru yoksa toparlayalım. Ama var galiba. Okay. Var daha galiba. İki. Hızlanalım değil mi biraz? Ufak. Evet, yani biz bir tane daha parça çalmak istiyoruz. Ama hani ondan önce... Biraz hızlanalım o zaman. Soru alabiliriz. Tamam, mikrofonu buyurun. Nasıl yapalım? Bunu mu verelim? Tabii tabii. Tabii. Geldi. Buyurun. Merhaba, ismim Yusuf Bereket. Davul çalıyorum 7-8 yıldır. O zaman şimdi... mikrofonu Volkan'a vereyim. Hayır, genel bir soru soracağım. Öyle alana yönelmeyelim. Şimdi şöyle bir şey var. Benim burada anladığım hep sinerjiden bahsedildi. Zaten mükemmel bir sinerjiniz var. Yani hepinizi ayrı ayrı takip ediyorum. Şimdi bir de benim gördüğüm ana konu burada nüans. Yani çok nüanslı çalıyorsunuz. Bana göre müziği zevkli yapan ana kısım buydu. Yani bu gece. Yani bu nüans hakkında konuşmam. Yani nüans nedir size göre ve nüansı çalmak isteyen, orkestra olarak nüansı çalmak isteyen gençlere ne önerirsiniz? Yani metronom ve tuş olan. Yani herkesin zaten etütsel bazda her enstrümanın kendine göre bir nüans çalışması var zaten. Yani. Ama bir de eğer zaten çok iyi takip ediyorsanız müzisyenleri ve özellikle videoları izliyorsanız oradaki çalınan şeyin gerçekten ait olduğu bir level seviyesi var. Müzikal olarak anlatılan volüm dengesi var. Ya onu çok iyi özümsemeniz lazım. Yani yaptığınız müzik tarzı da çok önemli. Hani o müzik tarzına göre çaldığınız volüm dinamikler de değişiyor tabii ki. Yani eğer daha metal, rock tarzı bir şey çalıyorsanız ki onda bile yanılgılar oluyor. Özellikle davulcular adına konuşacağım burada. Onda bile hani ben hep şey derim forte çalma, abanmayla dinamik çalma arasında fark vardır diyorum. Ya bunu ben kendim şahsen hayatımda çok izleyerek ve dinleyerek çözdüm. Bir de kaydederek kendim. Çünkü siz bir şeyi hayal edip çaldığınız zaman, kaydedip kendinizi dinlediğinizde karşılaştırdığınız şeyle aynı olmayan sonuçlar çıkıyor ortaya. Onları bulup not etmeniz lazım kenara. Öyle öyle tuşenizi belirleyebilirsiniz. Ya yani bunlar zor konular tabii yani. Aslında ya ben şahsen bir 15 yılımı falan verdim bu tuşa işine. Hakikaten çok zor bir iş. Öyle bir soruysa eğer bu. Ama ben çok takip, özellikle yani kendini kaydetmek sadece audio olarak değil, ses olarak, ses kaydı olarak değil, video olarak da çok önemli. Çünkü genelde görsel olarak seyrettiğiniz şeylerde bir başkasını görüyorsunuz, kendinizi görmüyorsunuz. Eğer kendinizi kaydettip de diğer seyrettiğiniz şeye göre eleştirdiğiniz zaman, o zaman tuşenizdeki o parmak ya da el, bilekten yaptığınız vuruşların bagetin kalkış seviyesi, bunlarla alakalı olumsuzlukları daha iyi fark edebilirsiniz. Bunlar çok önemli etkenler. Ben de küçük bir şey eklemek istiyorum. Şimdi artık günümüzde elektronik müziğin içine o kadar çok girdi ki insanlar elektronik aletlerle, amplifiye edilmiş enstrümanlarla, işte bilgisayarla falan sürekli müzik yapıyorlar. Bunun hani çok büyük avantajları olduğu kadar bir dezavantajı da var. Akustik bir ortamda sadece akustik enstrümanlarla müzik yapmanın inceliğini öğrenme şansı bulamıyorlar insanlar. Yani işte klasik müzik olsun, klasik batı müziği olsun, Türk müziği olsun, akustik caz olsun, akustik enstrümanların başka bir dinamiği, odanın içinde nefes alması, vermesi, yani sesin. Akustik enstrüman çalanlar bunu öğreniyorlar. Ama elektrikli enstrümanlarda bunu canlandırmak
daha zor gibi. Çünkü bu nosyon zaten baştan gelişmeyi biliyor. Mesela en basitinden pianissimo'dan fortissimo'ya kadar, yani böyle fısıltıdan gök gürültüsüne kadar bir range var aslında. Hani burada bir gitar amfisi kullanıyorsam hani onun son volümünden, benim son volüm o maksimum. Ama minimum volüm minasında şey gibi, orada böyle bir hani sinek uçsa duyulabilecek kadar düşük de çalabilmeliyim. Yani benim mesela gördüğüm bence eksiklik olan bir şey, bir sürü grupta tek bir dinamikle çalınıyor yani. Ya sürekli forte çalınıyor ya da hani öyle bir yerlerde aynı parçanın içinde çok kısa bir anda hani çok yüksek bir dinamikten düşüğe geçmek, tekrar yükseltmek falan, bunlar aslında çok güçlü ifade araçları. Yani bir anda atmosfer değişebiliyor sadece dinamiklerle, çalınan notalardan bağımsız olarak. Ve bunu beraber grupça yapmak çok önemli. Ve hani çalışılarak her şey gelişebiliyor. Sadece bilincinde olmak lazım bazı şeylerin, farkında olmak lazım. Burada zaman, biraz da müzik mi diyelim? Bir tane son soruları var galiba bir tamam. Arkadaşımızın. Sonra da müzikle bitirelim, okay. Değil mi? Final yapalım. Tamam. Değer mi size de? Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şöyle bir sorum olacaktı. Caz müzik öğrenmek için tavsiye edebileceğiniz metotlar var mı? Nelerdir? Çok var. Yani tabii bu konudaki yazılı malzemenin çoğu İngilizce. Ama hani internette falan da var bir sürü PDF olarak metot. Real book zaten bir metot değil, o caz parçalarının notaları. Yani birkaç tane kitap var. Mesela Ron Miller diye bir adamın modal armoni ile ilgili iki tane kitabı var. Mark Levine'in ya da Levine'in Jazz Theory Book var. Sıfırdan sona kadar. Hal Crook diye bir tromboncu vardır. Onun çok güzel bir kitabı var ama çok ortalarda yok. Evet. Bende var ama verebilirim istersen. David Baker diye bir çok önemli caz eğitimcisi var. Onun bir sürü kitabı var. Böyle tarzlara dair. Mesela How to Play Bebop, How to Play Blues falan gibi. Artı böyle spesifik bazı konulara eğilen kitaplar var. Mesela Dave Liebman'ın A Chromatic Approach to Jazz, Harmony and Melody diye bir kitabı var. O daha modern cazla ilgili bir şey. Yani o kitabı çalışmak için hani mesela Mark Levine'in kitabını bitirmiş olmakta fayda var falan. Ama malzeme çok. Fakat şey gibi, mesela bir konuda teorik eğitim almakla onu pratik olarak hani yol kat etmiş olmak arasında farklar var. Yani teoriyi her zaman pratikle dengelemek lazım bence. Çünkü bir şey var, sözel bilgi var teori kitaplarından insanın alabileceği. Bir de şey var, hani beraber mesela time'ı oturtmak, groove etmek falan, bunlar daha çok hani kitaplardan ziyade ustaları dinleyip çalarak, çalışarak edinilecek şeyler. Aynı şeyin aslında farklı yüzleri gibi, yani işte sağ beyin, sol beyin falan gibi, ikisi de bir bütünün parçaları. Yani cevap verebildim bilmiyorum ama aklıma gelen şeyleri söyledim. Sarp'cığım, bir de son şarkınızdan evvel, herkes buradayken henüz. Şimdi Akdeniz akşamlarını söyleyeceğim ben. Ton domine. Bu akşam buraya katılan siz değerli misafirlerimizden iki kişinin ismini çekeceğim. Bu daha devam edecek tabii ki ama küçükler. Efendim? Affedersiniz, üç kişiymiş. Affedersiniz. My bad. Bir. Kimmiş bu? Belgin Hanım, Belgin Ayhan hanımefendi. Buralardalar mı acaba? Belgin Hanım, merhaba. Size teşekkür ediyorum bu akşamki katılımınızdan ötürü. Bu şirketin, Dore Müziğin bir armağanıdır. Çok affedersiniz, araya girdim böyle şey, Halit Kıvanç, Cenk Koray gibi olduk değil mi? Bizim zamanımızda vardı. Bizim jenerasyon.
Tabii. Hemen finalize ediyorum, affedersiniz. Tuş falan çalmamızı ister misiniz? Çok iyi olur aslında. Tuşumu açayım yoksa... Aslında bir tuş çalsanız. Var ruhunu. Çok güzel. Ders yaptı benden. Komple benden bitti. Seks. Kontrol. İlberk Kaya. Burada mıdır? Şunu size verebilir miyim o zaman? Ben doğru okuyorum değil mi? Yok muyuz? Tamam, nasıl İlberk Kaya. Burada mıdır acaba? Burada olması lazım. Efendim? Canlı listemiz yok. Burada olması lazım. Peki. Son olarak daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Evet, Çağrı Selim Aktıner. Bu tarafta. Merhaba. Lütfen arkadaşınıza armağanını verir misiniz? Ne yapıyoruz İlberk Bey'in armağanını bu arada? Efendim? Ha, teslim ettiniz. Çok güzel, harikulade. Dışarıdaki Çinli Han Dore Müzik önünde fotoğraf çektirip hashtag Dore Müzik yazdığınız takdirde de yarın yine armağanlarımız olacak. İyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyorum. Herkese, ayrıca Dore Müzik çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanıyorum. İyi ki kabul ettiniz aramızda olmayı. Lütfettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Vereceğiniz afişini de sonra konuşalım. Buyurunuz. Buyurunuz arkadaşlar.
Teşekkür etmek istediğimiz kişiler var. Can Şengün ve Dore Müzik'te çalışan herkese, bizi davet ettikleri için, konukseverlikleri için son derece teşekkür ediyoruz. Ama bitmedi. Burada olup bizimle bu akşamı paylaştığınız için de sizlere çok çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar herkese. Tekrar büyük bir alkış. Ersönmez. Volkan Öktem. Volkan Öktem. Benim adım Sarp. İyi geceler herkese. Sarp Ersönmez. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sağ olun. Gelecek ay görüşmek üzere.